Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda 8 Ekim tarihli yabancı takas oranları raporunu inceleyeceğiz. Raporumuzdaki verilere baktığımızda BIST 30 içerisinde yüksek yabancı takas oranına karşın Akbank, Sabancı Holding, Migros ve Kredi Bankası hisselerinde yabancıların pozisyonlarını azalttıklarını görüyoruz. Bu hisselerin detaylarına inelim. Akbank'ın yabancı payı %50'nin altına geldi. Son haftada 166 bas puanlık bir yabancı pay azalışı mevcut. Son 3 aylık zaman zarfında ise 526 bas puan azalış yaşadığını izliyoruz. Sabancı Holding'e döndüğümüzde yabancı payının %42.59 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Haftalık bazda yabancı azalışı 103 bas puan. Benzer şekilde Migros'ta 102 bas puanlık azalışla %35.40 seviyesine gerilerken, Yapı Kredi Bankası'nda yabancı payı 284 bas puan azalışla %32.10'a geriledi. Tablonun biraz üst kısımlarına geçelim. Şu an için %60'ın üzerinde yabancı payı olan BIST 30 hissesi bulunmuyor. %50'nin üzerinde ise bu rakam sadece 2. Turkcell ve Koç Holding'in yabancı payının %50'nin üstünde olduğunu görmekteyiz. Son haftada yine 2 hisse için 14 bas puan bir yabancı kaybı görülüyor. Dikkatimi çeken diğer hisselere bakalım. Pozitif artışlarda Hektaş'ı görüyoruz. Bir haftalık zaman diliminde yabancı payı 6 puana yakın artış gösterdi ve yabancı payı %12'nin üzerine yükseldi. Negatif anlamdaysa İşçi'yi görmekteyiz. O da yabancı payındaki azalışları sürdürerek %28.94 seviyesine kadar geriledi. 8 bas puan daha düşmesi durumunda son 3 ayın en düşüğünde olacağını da belirtelim. Bununla beraber biliyorsunuz BIST endekslerinde de hisse değişikliği gerçekleşti. BIST 30 içerisine Migros, Türk Telekom ve Ülker dahil oldu. Kısaca bu hisselerin yabancı paylarını da ekrana yansıtalım. Migros'tan bahsettik. Dediğimiz gibi yabancı payı %35.40. Türk Telekom'un da yabancı payı %24.68 iken Ülker'in yabancı payı %13.42 seviyesinde bulunuyor. BIST 30 içerisinde yabancı payı en düşük 3 hisse de Garanti, Sasa ve Astor'dan oluşmakta. BIST 100 şirketlerinin yabancı paylarına döndüğümüzde Tapkı'da yabancı payındaki düzenli artış, İşçe, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding'de düzenli azalışla öne çıkıyor. Haftalık yabancı takas değişimlerinde Hektaş, Obamacana, Reader'da artış, Yapı Kredi Bankası, İşçi ve Akbank'ta da azalış meydana geldi. Son olarak BIST 30'un yabancı payı da %32.52 seviyesinde. Bu haftalık raporumuzu böylece özetlemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.